Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 9 Haziran Cuma Bursa yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet Bursa'da 9 koşulu bir programımız bizleri bekliyor. 2 altınımız olacak. Ee, zevkli geçmesini beklediğim koşular bizleri bekliyor. İnşallah şans bizden yana olur. Kazanan şanslı kişiler hep beraber oluruz. Dileklerimi sunuyorum. Videomun altında beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Evet koşullarımıza geçelim sevgili dostlar. Hiç vakit kaybetmeden e, birazcık e, geç e, kaldık videomuzu. Nedeni de e, Allah izin verirse ikinci bir showroomumuzu açıyoruz sevgili dostlar. Yani biliyorsunuz ben e, bu işi hobi olarak yapıyorum. Sizlere birazcık yardımcı olmaya çalışıyorum. Tabii kendim de oynuyorum. Oynamıyorum değil. Bizim işimiz biliyorsunuz cam balkon üzerine. Zaten sizler o iş yerimizden video çekmiştik. Şimdi ikinci bir iş yerimizi de açıyoruz. O da Güzel Güzelyalı'da. Bursa'yı bilen arkadaşlarımız için söylüyorum. Sesleniyorum. Ayın 17'sinde Cumartesi günü saat 4 ile 5 arası bir açılışımız olacak Güzel Güzelyalı'da. Bakalım inşallah Yüce Rabbim işimizi gücümüzü rast getir şükürler olsun ee, şu anda güzel de gidiyor işimiz bakalım inşallah Rabbim bütün herkesin işini gücünü rast getirsin diyelim Evet koşullarımıza geçelim Evet nedenini anlattık neden geç kaldığımızı birazcık oraya yoğunlaştık bayrama kadar açmaya düşünüyoruz Allah izin verdiği takdirde Tabii ki bunu da dile getirelim bakalım Evet geçelim koşularımıza. birazcık tempolu geçeceğiz. Birinci altılı ayımıza bir tane bankomuz olacak. Hem iki altılıyı bağlıyor. İkinci altılı ayımıza iki bankolu bakalım. Şans bizlerde yan olur. Evet koşularımıza geçelim. Birinci koşu saatlerimiz 14'ü gösterdiğinde şartlı 3. dişiler mahsus 4 yaş şarapların 2000 metre kuma çıkıyor. 11 safkanımız yer alacak. 10 ile 11 oldu? Safkanlar ekür olarak piste çıkacaklar. Evet sıralamamıza hemen geçelim. son son koşusunu Seloşcan'da. Ee, kazanma başarısı gösterdi. İzmir'de 1400'ü Alcan İnci ile Ekürüsü de vardı. Derbeder o da e, pistten bir e, beşincilikte ayrıldı. İyi bir koşu çıkartmıştı. Şimdi Halil Kaplan üstünde görüyoruz. Etkili koşacaktır. 6 benim ilk tercihim ikinci atım 7 nolu Al Yadigar Muhammed Mirbilgin eşliğinde. 10 nolu safkanımız Mustafa Çekle. 1 nolu safkanımız Yağmur Güzeli Aziz Akdemir eşliğinde. 5 nolu Kral Tacı Vere 4 nolu hırsın ateşi Onur Yıldız'a dikkat diyeceğim bir safkan olacak. 6 7 10 1 5 ve 4 şeklinde oluştu birinci koşumuzdaki sıralamamız. Evet ikinci koşumuza geçelim. Bir meydan 2 yaşlı İngilizler 1000 metre kum 6 safkanımız yer alacak. Evet koşuya baktığımız zaman gözümüz çarpıyor. iki safkan var ama yani ben bunların kötü koşması durumunda şartlı bir de 1000 metre kumunda ikinci bir nolu saklanı Kocaeli ile şartlı bir oda e, pistten ikincilik ayrıldı. Yarış hayatlarına güzel ikincilikler sığdırdı ama 1 ile 6 başta bunları yazıyoruz. Ama ben burada 5 nolu safkanım Muhammed Mirbilgin'le ve de 4 nolu safkanımızla ben kesinlikle ihmal etmeyeceğim bu koşta. 1, 6, 5 ve 4 benim bu koşta sıralamam. Evet geçelim 3. koşu 7 plasa ve birinci üçlü ayarımız başlıyor. Şartlı 5, 4 ve kor Araplar 1400 metre çim 7 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada Tüncer e, en sonunda yarış kazandı Kocaeli'de 1400'de. Şimdi çime çıkacak ben çimin eksik olduğunu düşündüğüm bir safkan. E, neredeyse Pergamon'a da geçilecekti. E, öyle söyleyelim sevgili olsa yani geçilecek derken... Fark attı da yani Pergoman ikinci oldu Geçilecek derken yanlış teraviz oldu ettim sevgili olsa Pergamon ikincilikte. O gün için Tuncer için çok çok uygun bir gruptu. Yani kazanamasaydı artık Tuncer diye bir atı ben artık ben birincilikte tanışamayacağını düşünüyordum. O gün için Tuncer gerçekten iyi bir grupta start alıyor. Şimdi yani tamam bu grupta iyi gibi gözüküyor ama Tuncer'in ben baktığım zaman burada bir tek Pergamon'la koştu. Geri kalan sapkanlarla hiç daha koşmadı. Bir de Çim'de. Çim'ini ben Birazcık eksik buluyorum ben Pergom'un şeyini e, Tuncer'in sevgili olsa. O yüzden yanına at yazmamız çok doğru olacaktır. İyi bir mantık olacaktır diye düşünüyorum. Bu benim kendi düşün düşüncem. Tabii ki sizler de tek başına bırakabilirsiniz. Ben yanına 3 nolu Vizigol ve de 4 nolu Aslan Soylu diyeceğim Nevzat Avcı eşliğinde. 2-3-4 benim 3. koştaki sıralamam. Evet 4. koşu Handikap 14. Yamak 2. 4 ve yukarı Araplar 1700 metre çime çıkacaklar. Yani şöyle diyeyim Tuncer'e geldiğimiz zaman arkadaşlar bakın e, hepimiz at yarışı oynuyoruz. Yani bu Tuncer'i inceleyin. Çünkü bunu neden tek atmadığımızı belli zaten. Çim'de. Yani kalkıp son koşuyu kazandı. Gidip de böyle yorum olmaz. Ben böyle yorumcu değilim. Ben gerçekten inceliyorum. E, sık dokuyorum. Yani derler ya bakıyorum Çim performansı gerçekten yani vasat bir safkana. Kumda tamam. Ama kalkıp son koşusunu kazandı diye e, grubu da uygunluğu kazanacak dediğim zaman ben sizleri yanıtmış olurum sevgili dostlar. Yani yorumculuk bu değildir diye ben düşünüyorum. Tabii ki bu benim, kendi fikrim. Ama 3'te 4'ü de mutlaka değerlendireceğiz. Evet 4. koşu 2. altılı ayımız başlıyor. 1700 metre çim 4 ve Araplar. Handikap 14 yamak 2 sınıfındaki Aprant arkadaşlarımız alt binecekler. Evet buradaki sıralamamız 7 nolu Prenses Özgür. 2. atın 1 nolu Kondu Bey. Sonradan iki nolu Keskin Tay, sekiz nolu safkanımız Barutan ve de üç nolu safkanımız Serhat Fırtınası Cem Altun'la çok çok dikkat diyebileceğimiz bir safkan. Evet Aksoyan'a gelince o da son yaptığı 1200'de kazandı. Şimdi çime çıkacak. Onun da çimini ben vasat bulduğum bir safkan. O gün için e, iyi bir performans. 61 kilo. Çetin Canpolat ilk defa Aksoyan'a biniyor. Öteki e, Yamak iki sınıfta aprant arkadaşlarımız da tamam ilk defa alt binecekler ama çim performansı göz önünde e, görülen safkanlar yani bunlar. O yüzden ben Aksoy'nı dışarıda bıraktım. Tercih size 7, 1, 2, 8, 3 benim sıralamam. Tabii ki e, yarış, yarışlara 1-2 saat kala bakalım bir haber duyum eğer bir şeyler varsa tabii ki sizlerle paylaşacağım. Evet 5. koşumuz şartlı 19, 4 yaş taraflar 2000 metre çim, yarış hayatına birincilikle tanışamayan Safkanların bir arada olduğu bir koşu. Buradaki sıralamamız 5 nolu Safkanımız Bel Gabat. İşman üstünde görüyoruz. E, yaptığı son e, işinde Çimleri 3 yarış gördü zaten İzmir, Kocaeli ve Ankara'da. O da ilk defa Bursa'ya geliyor. İşman çizik üstünde 5 benim ilk tercim 2. atım 2 nolu Safkanımız Dibas'ın o da yaptığı son çim yarışını İzmir'de 1200'de üçüncülük de ayrıldı. Şimdi uzuna çıkacak, etkili koşacaktır. 3 nolu Er Baturan, Muhammed Mirbilgin'i üstünde görüyoruz. O da İzmir'de 1800'ü ilk çim yarışını atakan Cem Dağ Devren'le iyi bir performans sergiledi. Değerlendireceğiz. Ve de burada 14 nolu Savkan Ulu Derya Mahmut Turan'la dikkat. Evet 5, 2, 3 ve 14 sıralamamız bu şekilde oluşacak. Evet geçelim. 6. koşu kısa vadeli 3 yaş İngilizler 1800 metre kuma çıkıyor. 8 safkanımız yer alacak. 6 ile 7 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkıyor. Evet baktığımız zaman ekürlerin de şansı var burada. 3 nolu Speed Hunter biliyorsunuz e, genelde tek başına bıraktığım safkanlardan biri olacak. Yarın da tek başına bırakacağım. Geçilesiye kadar benim yarım bankomdur sevgili olsa. Yatarsak birinci altılı gayemiz hem ikinci altılı gayemiz yatacak. Dileyen arkadaşlar 7 nolu safkan ve de 2 nolu safkanımız buna rakip olarak görünüyor. O da son 2 koşusunu Kocaeli ve İzmir'de kazanarak formda geliyor. Baktığım zaman ben Speed Hunter'ın yani burada kazanması benim için normal sonuç olacağını düşünüyorum. Ben yarın tek başına bırakacağım. Son 4 yarışında da zaten sizlere önerdiğimiz bir safkanı da kadar benim yarın bankomdur. Evet ikili için 7 ile 2 nolu safkanlar buna çok çok ciddi rakiptir. Bunu da dile getireyim ama 3 nolu Spitaner benim bankomdur. Evet geçelim 7. koşu. E, ee, 4 Kore İngiliz'den 2000 metre kuma çıkacak. 5 safkanımız yer alacak. Evet baktığımız zaman mavi kılıç olsun, nartın kılıcı, kara veralt, kuampo bir derece e, ee, bir nolu safkanımız yani ben burada bir tek kuampoyu yazmayacağım. Geri kalan safkanları yazacağım sevgili dostlar. Tabii ki öncemiz Mavi Kılıç, Mustafa Çiçek 1, 3 ve 4 şeklinde bir sıralamam oluşacak. Kuampo'yu dışarıda bıraktık. E abi yani bu kadar at yazmışken 2 nolu Kuampo'yu da yazalım diyecek arkadaşlar. Sinan Özen'e değerlendirebilir. Gelirse çok sürpriz bir isim olarak karşımıza çıkabilir. Tabii ki ona da dikkat. Ama ben 5, 1, 3, 4 e yazarak burayı geçmeye çalışacağım 7. koşumuzu. Evet 8. koşumuz Handikap 16 bir mücadele. bizlere bekliyor 3 yaşlı İngilizler. 2200 metre çime çıkacak 8 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. E, son iki çim yarışı gerçekten çok çok parlaktı Bursa'da. 1402. son kosu 1800'e mesafe uzadıkça gerçekten çok başarılı koşan bir safkanımız o da. 4 nolu safkanımız şimdi Dorkan Palanur'u görüyoruz üstünde. Yani şöyle golaplarına baktığımız zaman. 4 nolu safkanımızın yani çalışmalı gayet muntazam görünen bir safkanımız ee, tabii ki tercih size bırakıyorum. Ben ikinci banka olarak 4 nolu safkanımız diyeceğim. Dorukan ee, Dorukhan hem kilo avantaj değerinde bakalım nasıl bir sonuç elecek. Ee, sonuçta ayrılacak hep birlikte izleyip göreceğiz. 4 benim bankomdur. İkili için bir ile 2 nolu safkanımızı değerlendireceğim ben. E, cazipleştirmek için ikiliyi. 4 Bankom 1 2 ikili için cazip isimler olduğunu düşünüyorum. Evet geçelim 9. koşu altılı gayımızın son aya handikap 14 4 ve Kore İngilizler 1800 metre çime çıkıyor. Evet buradaki sıralamamıza şu şekilde 5 nolu Zeybek Filat Nurettin Şen eşliğinde 6 kere start aldı ama bir türlü kendini fotoya atamadı. Yarın liderliği mutlaka alacaktır. Bir beyaz bayrak aynı şeyi izleyebiliriz. Çok çok dikkat bu aralar hep çimde fotonun içinde geziyor yarın vurabilir. 5 ilk tercim. ikinci atım 7 nolu safkanımız Nevzat Avcı ile sonradan 6 nolu safkanı Muhammed Birbilgin'i görüyoruz üstünde. Sonradan 3 nolu safkanı Furkan Himle ve de 9 nolu Turidi Halil Kaplan'la dikkat diyeceğim bir safkan. 5, 7, 6, 3 ve 9 benim son koştaki sıralamam bu şekilde oluşacak sevgili dostlar. Tabii ki yarışa ee, 1-2 saat kala eğer duyum gelirse sizlerle paylaşma. Çalışacağım sevgili dostlar Bursa'da tabii ki e, güvendiğimiz arkadaşlarımız var yani karma bir kupon da yapabiliriz verdiğimiz şablon'a bakarsınız e, ona göre eğer duyum olup da sizlerle paylaşırsam e, bunu dile getiriyorum Ama ona göre e, karma bir kupon ortak bir kupon da yapabilirsiniz e, sevdiğiniz arkadaşlarla ona göre değerlendirirsiniz evet benim söyleyeceklerim bu kadar herkese bol şanslar. Evet, İstanbul programında e, birazdan yayınlayacağım sevgili dostum. Onun da çalışmalarını bitirdim. Onları da sizlerle yaklaşık yarım saat veya bir saat sonra sizlerle buluşturacağım. Şimdilik benden bu kadar. Allah'a Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Yazdığımız safkanlar gayen olsun. Hayırlı cumalar. Videomun altında beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın.